Ama deprem dalgası geldiğinde kuzey güney yönünde salınım yapacağı için ne yapar? Kağıdın üzerine bir çizgi çekmektedir. Ki 6'lık bir depremle 8'lik bir deprem arasında ise 32 bin katlık bir enerji farkı bize kendisini göstermektedir. İzlanda'nın kuzeyinde Krafla bölgesi var. Ama bu insanların hissettiği 10 bin depremin yaklaşık 1000 tanesi Japonya'da görülür. Sevgili dostlar, geldik depremlerin devamına. Şimdi arkadaşlar, biz depremleri sismograf adı verilen alet yardımıyla ölçmekteyiz. Arkadaşlar, sismografın esasını oluşturan ilk sismograf 20 ton ağırlığında demirden ya da çelikten yapılmış bir topu bir çelik halatın ucuna bağlıyorsunuz. Altında bir kalem var. Şimdi bu kadar ağırlıktaki bir cismi hafif bir enerjiyle hareket ettiremezsiniz. Ancak yer kabuğunda meydana gelen salınımlarla, yani deprem dalgalarıyla hareket etmektedir. Buradaki sismograf, hani serbest salınımı bırakılan bir cisim kuzey güney yönünde sallanacağı için ne yapar? Altında doğu batı doğrultusunda hareket eden bir kağıt şeridi geçer. Eğer herhangi bir hareket yoksa ucuna bağlı olan kalem düz çizgi oluşturur. Ama deprem dalgası geldiğinde kuzey güney yönünde salınım yapacağı için ne yapar? Kağıdın üzerine bir çizgi çekmektedir. Ki bu da depremin şiddeti arttıkça oradaki o genlikte ne yapacak? Artmış olacaktır. Arkadaşlar, sismograf bir sismogram haberci sarsıntılar, yani P dalgalarıyla başlar. Bu sırada arkadaşlar çizikler küçük küçük gitmektedir. İkinci sarsıntı, yani S dalgası geldiğinde oradaki genlik büyümektedir. Ama asıl genliğin büyüdüğü alan P dalgasıdır. P dalgasında maksimum bir genliğe ulaşmaktadır. Sonradan da hani şöyle düşünün, ufak ufak başladı, arttı ve P, low dalgalarında sonra tekrar azaldı. Ne yapar? Küçük salınımlarla başlar. Depremin en şiddetli anında salınımlar büyür. Sonra yeniden küçülmeye başlar ve en sonunda da deprem biter. Depremin büyüklüğü ve şiddeti diye iki farklı kavrama sahibiz. Şimdi arkadaşlar, depremin şiddeti depremin etkilerini, hissedilmesini ve verdiği zararları belirlemektedir. Depremin şiddetini gösteren arkadaşlar çeşitli ölçekler yapılmıştır ki bunlardan en önemlisi İtalyan bir sismograf olan Mercalli'nin yaptığı ölçeklendirmedir. Bu depremin doğadaki etkisini belirlemeye yarar. Romen rakamlarıyla gösterilir. 1 hissedilmeyen, 2 zayıf, 2 ve 3, 4 hafif, 5 orta, 6 güçlü, 7 çok güçlü, 10 ise ekstrem depremleri ifade etmekte kullanılmaktadır. Depremin büyüklüğünü ise, bakın, şiddeti doğada insan eserlerine ya da doğaya karşı yapmış olduğu etkileri gösterir. Ama depremin büyüklüğü ise depremin enerjisinin ölçülmesi yoluyla belirlenmektedir. Yani onun birimi magnitüttür. Depremin büyüklüğünü ölçmek için Richter ölçeği kullanılmaktadır. Arkadaşlar, bu logaritmik bir ölçektir. Yani her birimlik artış deprem dalgalarının genliğinde 10 katlık, yayılan enerjide ise 32 katlık bir büyümeyi göstermektedir. Örneğin ikilik ve dörtlük, iki deprem arasındaki farka baktığımızda 2'dir. Ama enerjilerinde 32'nin karesi kadar, yani 1024 katlık bir enerji farkı vardır. Hani onun için, ya işte 6'lık bir depremle 7'lik bir deprem ne olacak ki? 6'lık bir depremle 7'lik bir deprem arasında 1024 kat enerji farkı, 6'lık bir depremle 8'lik bir deprem arasında ise 32 bin katlık bir enerji farkı bize kendisini göstermektedir. Şimdi depremin yeryüzüne yayılışına baktığımızda arkadaşlar, depremlerin yayılışı genellikle dar ve uzun kuşaklar halinde bize kendisini gösterir ki buralar bizim genellikle levha sınırlarımıza karşılık gelmektedir. Ki dünyadaki depremlerin %68'i Büyük Okyanus çevresinde meydana gelmektedir. Deprem bakımından ikinci bir önemli alanımızı ise arkadaşlar, Avrupa ile Asya arasında uzanan Alp Himalaya kıvrım kuşağı oluşturur. Bakın, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu şu alan deprem bakımından ikinci önemli bir alandır. Dünyadaki depremlerin yaklaşık %21'i bu kuşak içerisinde görülür. Bakın, Türkiye'nin bulunduğu alan neredeyse hiç belli olmuyor. Niye? Kıpkırmızı. Üçüncü bir alan ise Atlas Okyanusu'nun ortasındaki alandır ki, yani buradaki uzaklaşan levha sınırıdır ki, dünyadaki depremlerin yaklaşık %11'i Atlas Okyanusu'ndaki bu okyanus ortası sırt boyunca meydana gelmektedir. Dünyada bazı alanlar deprem bakımından nispeten güvenli alanları oluşturmakta. İşte Kanada'nın kuzeyi, burada Kanada Kalkanı var. Grönland Adası da Kanada Kalkanı üzerindedir.
İskandinavya Yarımadası, Asya'nın kuzeyi, Afrika'nın kuzeyi ve batısı, Amazon Havzası, Avustralya ya da Antarktika depremin nispeten daha az yaşandığı yerlerdir. Bakın bu şu demek değil, buralarda hiç deprem görülmez. Bu böyle bir şey değil. Buradaki olay şu. Mesela bir Türkiye'de yaklaşık 7-8 yılda bir şiddeti 7 ve üzerinde olan bir deprem yaşanır. Yani periyot 7-8 yıldır, 10 yıldır. Ama Sibirya'da arkadaşlar 7'lik bir depremin görülmesi yaklaşık 7-8 bin yıldır. Yani aralarındaki zaman artıyor. Yoksa Sibirya'da da, Grönland'da da, Kanada'nın kuzeyinde de 7'lik bir deprem yaşanır. Ama periyodu çok geniştir. Bakın İngiltere depremin az görüldüğü bir alan olduğu için 2007 yılında 4,5'luk bir deprem meydana geldi ve yaklaşık 30 kişi yaşamını yitirdi. Yani bu kadar küçük bir deprem İngiltere gibi gelişmiş bir ülkede yıkıma neden olur mu? Kırsal kesimde halen eski o yığma evler bulunmakta ve onların yıkımına ve can kaybına neden oldu. Bugün arkadaşlar dünyada her yıl yaklaşık 150 bin tane deprem görülür. Her yıl 150 bin deprem ama bu depremlerin çok büyük bir kısmını insanlar hissetmezler. Ancak makineler ölçmektedir. Her yıl dünyada insanların hissettiği 10 bin deprem yaşanır. Ama bu insanların hissettiği 10 bin depremin yaklaşık 1000 tanesi Japonya'da görülür. Japonya bir dalma batma zonunda bulunduğu için sürekli arkadaşlar deprem görülür. Bir Japon her gün 3 tane deprem hisseder. Ama adamlar 6'lık 7'lik depremlerde bile işin açığı büyük can kaybı yaşamıyorlar. Ekonomik kayıp yaşıyorlar ama büyük can kaybı yaşamıyorlar. Mesela son Sendai depreminde 9.1 ya da 9.2'lik bir depremdi. Depremden ölen insan sayısı sadece 50 kişi. Ha sonrasında gelen tsunamide 22 bin kişi öldü. Ama depremin neden olduğu ölüm 50 kişi. Biz 7.4'lük bir deprem yaşadık, 99 depremi. Resmi kayıtlara göre 18.300 kişi öldü. Ama gayri resmi kayıtlara göre 50 bin kişi öldü. Geri kalan kısmı kayıp olarak kayıtlara geçti. Her yıl arkadaşlar dünyada 20 ile 50 arasında yıkıcı deprem meydana gelmektedir. Geldik sıcak sularımıza. Arkadaşlar depremler ve volkanların yaygın olarak görüldüğü sahalar aynı zamanda sıcak sularında görüldüğü alandır. Zaten yeryüzünde volkanlar, depremler ve sıcak sular bir arada görülür. Mesela Ege bölgesini düşünün. Burada fay hatları var mı grabenler kenarında? Var. Peki sıcak sular var mı? Afyon, Manisa buralar kaplıcalarıyla, işte Kütahya kaplıcalarıyla meşhurdur. Aynı zamanda Kula çevresinde volkanlarımız görülüyor mu? Yani volkanlar, depremler ve sıcak suların üçü genellikle bir arada bulunmaktadır. Bugün Japonya'da arkadaşlar 500'ün üzerinde önemli kaplıca merkezi vardır. Önemli sıcak su kaynağı bulunur ki aynı zamanda biliyorsunuz burası aktif bir volkanik alan ve aktif bir deprem bölgesidir. Sıcak sular ve geyserler lav püskürmesinin görülmediği volkanik faaliyetlere örnek gösterilir. Çünkü derinlere doğru inen sızan sular ne yapar? Magmadan gelen sıcaklığın etkisiyle ısınır ve yeryüzünde kaplıcalarımızı oluşturmaktadır. Demek ki burada sıcak suların ısınmasında ya da o yeraltı suyun ısınmasında magmanın bir etkisini görmekteyiz. Aynı zamanda magmadan ayrılan gazlar ve çevredeki kayaçlardan gelen mineraller bu sıcak suların mineral maddeler bakımından da zengin olmasına neden olmuştur. Bazen sıcak su ve buhar dar bir çatlakta tutulur ve yeryüzüne bir geyser şeklinde püskürerek çıkmaktadırlar. Arkadaşlar geyserler yer altında basınçla altında tutulan suyun belli aralıklarla fışkırarak çıkmasıyla oluşur. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone Milli Parkı'ndaki Old Faithful geyseri yaklaşık 93 dakikada bir püskürme göstermektedir. Bakın arkadaşlar bir geyser şu şekilde ufak bir su çıkışıyla başladı, sonra büyüdü ve en sonunda buhar olarak devam etti. Arkadaşlar volkanik bölgelerde magma tarafından ısıtılan su temiz ve güvenilir bir enerji kaynağı yani jeotermal enerji olarak kullanılmakta. İzlanda'nın Reykjavik bölgesinde halkı ısıtmak amacıyla yani evleri ısıtmak amacıyla jeotermal santrallerden faydalanır. Yine İzlanda'nın kuzeyinde Krafla bölgesi var. Burada arkadaşlar insanlar kendi ceplerinden para toplayarak 50 milyon dolara bir jeotermal santral kurmuşlardır. Hatta Krafla volkanı püskürüp bu jeotermal santrali tehdit etmeye başlayınca halk el birliğiyle volkanın akışını durdurmuştur. Gelen lavların üzerine su dökerek lavları katılaştırmış ve bir set oluşturarak jeotermal santralin zarar görmesini engellemişlerdir. Evet sevgili dostlar böylece sıcak sular ve deprem konusunda bitirmiş olduk. Gelecek dersimizde Türkiye'nin ana yer şekillerine giriş yapacağız.